Geldiniz. Kesinlikle şerefler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şahanesiniz. Çorabım mı kaçık? Çorabım kaçık. Bir yerim mi görünüyor? Çorabım görünüyor. Oraları çekmezler ya. Çektiler mi? Çektiniz mi? Çekmemişler. Güzel bir gece diliyoruz. Çok heyecanlıyım. Bütün kusurlarımı bak baştan affedin, tamam mı? Feci heyecanlıyım yani, yemin ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi herkesin alkışlarıyla Lerzan Mutlu'yu çağırıyoruz. Alkış, alkış. Alkış, alkış. Çok alkış, çok alkış. Amin. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Vallahi.
Teşekkür ederiz şekeri. Kraliçe programa başladı. Kraliçe programa başladı. Kraliçe bir yıkasın burası, böyle bir alkışlayın. Ay. Ay kraliçe. Hoş geldin. Ve çok teşekkür ederim. Çok şıksın. Sen de çok güzelsin. Senin bilezikler gerçek mi? Yok değil. Prodüksiyon getirmiş. Prodüksiyon hemen gerçeğini alsın. Verebilirim sana hepsini birden. Hakikaten. Tabii. Giderken bir tanesini verir misin? Veririm, ayıp ediyorsun. Tabii ki. Onu çok seviyorum ben. Sevgili patronum da çok çok seviyor Halil Özkan. Pazartesi görüşeceğiz. Öyle mi? Albümde inşallah bir tane Yıldız Silve eseri okuyacağım. İnşallah. Onu güzel yüreğinden kopan bir parça. Hayırlı uğurlu olsun. Kaset yapıyorum. Senin çok güzel bir parçanı okuyacağız. Şimdi hiç söylemeyeceğim parçayla ilgili bir şey. Her şey çok güzel. Bir sinema filmi projesi var. Nisan ayında ona başlıyoruz. Hiç boş durmuyorsun bakıyorum. Durmuyorum. Koşturuyorlar beni. Serdar Bilgili ile arkadaşmışsınız, doğru mu? Bilgi sahibi olabilir miyiz hani? Ne yapmışım, bir dakika bir dakika. Bilgilenebilir miyiz biz de? Sen şöyle bir yanağını uzatsana. Yok. Aman bir dakika. Ha. Bir dakika, bir yanağını uzat. Beyaz Hoca'yı öptü ya. Sen bir de Yaşar Nuri Öztürk'ü öp. Gebertir o beni. Valla. O beni direkt gebertir biliyorsun. Yok, bir şey yapmaz. Valla direkt patlatıverir bir tane. Aman abim içinden geldi, ısırdım. İyi yapmışsın. İyi yapmışım. Ben olsam koparırdım. Sen bak, yine yerinde bırakmışsın. Benden. Sen demin neyi sordun? Valla. Ha, Serdar Bilgili'yle arkadaşmışsınız. Hani böyle gönül işlerine meraklıyızdır ya biz. Hakikaten. Biraz sıkıştırayım diyorum ama. Ya tabii. Aşık olduğum zaman söz veriyorum, söyleyeceğim ama şu anda hiç kimseye aşık değil değilim. Değil misin? Değilim. Ama olunca söyleyeceğim. Tamam. Çok yakın bir zamanda da olabilirim. Bir aday var. Öyle mi? Evet. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ ol. Darısı başına. Ha, istemiyorum ben. İstemiyorum. Kalsın. Kadın istemiyor. Ben mutluyum sevdiklerimle beraber. Boş ver. Ay kurban olurum. Ölürüm. Teşekkür Kraliçe, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldin prensesim. Hoş bulduk aşkım. Ne dersiniz, buraya alalım mı ikisini? Muazzez Ersoy, İzzet Yıldızhan. Alkışlarınızla.
Thank you.
Sağ olun. Çok karışır. Bir dakika. Bir dakika. Önce tek tek başlayın. Ya tek tek başlayın veyahut da hiç söylemeyin. Tamam mı Aziz? Bir İzzet, bir Yıldız. Ederiz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Amin. Çok teşekkür ederiz. Allah seni mahcup etmesin. Hiçbirimizi, kimseyi etmesin. Kesinlikle. Çünkü içinde bizi de. Çok özel bir gün. Evet. Çok özel bir yük aldın. İnşallah başarılı olursun. İnşallah. Başarılı. Zaten sen başarılısın. Kendini de kanıtlamış Yıldız Tilbe, doğru mu? Teşekkür ederiz. Bir şey söylemeye gerek yok. Çok sağ olun. Ben çok mutlu oldum bu gece beni yalnız bırakmadığınız için. Çok teşekkür ederim gerçekten. Başarılar. Üçünüze birden. Diliyorum. Amin, ben de öyle diliyorum. Çok heyecanlıyım yine İzzet'in dediğim gibi. Bütün söylemek istedikleri benim söylemek istediklerimdi. Ortak duyguları paylaşıyorum. Allah hiçbir zaman mahcup etmesin. Hiç kimseyi. Amin. Amin. Hiç kimseyi. Çok teşekkür ediyoruz. Ama seni herkes o kadar seviyor ki seni ekranların başındakiler hiç yalnız bırakmayacak. Bence de. Sizleri kesinlikle. Yerlerinize alır mıyım? Sizi ortaya alalım şöyle bir böcek olarak iki çiçeğin arasına. Böcek. İki ya çiçek, böcek bir böcek. Ne güzel yeşil giyinmişim, evet. Bakın. Yani. Bak uyumluyuz. Allah'ım ya Rabbi. Evet, biraz sohbet edebilir miyiz? Yok hani, sohbet etmeyelim. Edemeyiz. Hani elimden geldiğince. Vallahi etmeyelim. Niye ben bak, pek Yıldız, beceremem şey söyleyeceğim. De. Bu mikrofonu kullanmak zorunda mıyız? Peki efendim, peki. Şimdi zaten bir ayrımcılık var. Bakın bize krem rengi bir koltuk verilmiş 3 kişiye. Gel yer değişelim, kırmızı çekelim. Gel. Oraya bırakılmış. Ama bir defa yeşil kırmızı kıskanmış. Kıskanç işte, gördünüz değil mi? Geç. Yok hayır. Geç. Hadi hayır, canım hayır. Nazlanma ya, hadi. Ya istemiyorum ama. Hadi geç. Yani, yok istemiyorum. Gel. Bence o memnun burada ya. Geleceğim oraya. Bence oturacağım. De. Kıskanırım abi, niye mutlu yani? Mutlu olman yani? Lazım. 3 tane bayan burada olsun. Hayatım aşkım. Canım. Niye diyemiyorsun? Ben bir dakika. Yıldızcığım aşkım, niye demiyorsun? Çılgınların rengi kırmızıdır diye. Çılgın. Ay canım. Teşekkür ederim. Yaslan acık. Bak. Yaslan. İzzet bir şey soracağım. Kızmayacaksın ama. Zor bir şey sorarsan. Hadi kızarsan da ne yapayım yani. Ama kızmasan buyur. Mutlu oluruz. Mağara almışsın Urfa'da, doğru mu? Ne? Mağara. Aldım he. Ne yapacaksın? Arkadaşlar yani herkes söylüyor zaten. Biz mağarada yaşadık falan diyorlar. Ben de dedim ki madem mağarada yaşanıyorsa ben de gideyim bir mağara alayım. Gösterdiler, dedim ki buraya alayım dedim. Kaç yani. Odalı? İki oda bir salonda ama şeydi. Lerzancığım. Dayayıp döşeceksin mi? Tabii dayayacağım, döşeceğim canım. Gelin adayı var mı? Hayır, yok. Neyine özendin onu anlamak istiyorum. Şeye özendim. Mağarada yaşamanın değil mi? Söyleyeceğim. Mağara şimdi. Satın almış sevgili izleyiciler. Şimdi evi herkes alıyor. Evet. Villası herkesin var. Dairesi herkesin var. Kimsenin mağarası yok. Mağarada yaşayan insanlar olduğuna göre, daha önce duyuyordum ben bunu televizyonda. Bazı arkadaşlarımız söylüyordu. Ben mağarada. Özendin mi mağarada falan. Yaşamaya yani? Özendim. Biraz gideyim bakayım ha? Oranın tadı nasılmış. Öyle mi? Merak ettim. Ben de bir şey merak ettim. Tek mi yaşayacaksın oradan? Ya sana ne tek gelin mi yaşayacaksın? Gelin var mı? Allah gelin. Bir şey söyleyeceğim. Yok, gelin var mı? Gelin kimse. Var mı? Kim mağarada benimle yaşar? Niye canım? Seven her yerde yaşar. Evet. Bak sıradalar. Ha, gördün mü? Mağarada ben yaşarım diyor ya. Öyle mi? Evet. Şimdi sen yaşarsın da yanındaki için düşünemiyorum. Değil mi? Razı ona. Başka? Ha? Bir kişi mi çıktı bu kadar insan? Ya kaç kişi çıkacak hele? Şuraya çıkın Allah aşkına. Düşersin. Hadi ha, çıkın. Dikkat et. Buyurun. Kaç kişi yaşayacak mağarada? Ya banyo yok, orada bir şey yok, sen yatak de, falan. İzzet şey. İki gün dayanır ha, geri döner. He. Ne? Ne bileyim ben, ne yapacaksın mağarada? Ne? Bak mağarada ne yapacağız diyor. Gel kız al mikrofonu. İkimiz tek başımıza ne yapacağız mağarada? Ne yapacağız? Sen bana bakacaksın, ben sana bakacağım. O zaman tamam. Başka ne yapacağız yani? Ay, ne yapabiliriz? Televizyon şimdi. Yok. Hiçbir şey yok. Ne yapalım? Elektrik yok ama özel şimdi artık çağımız. Ay, bir dakika. Özel şey. Çağ değişiyor. Lazım. Bakın hanımefendi. İsminizi bağışlar mısınız? Fatoş. Fatoş Süslü. Çağ değişiyor. Artık millet uzaya gidiyor. Onun için oraya bir elektrik çekebiliriz önce. O zaman bir de çalışmalara başlıyor. Şey için, televizyon için. Süslü dayanamaz orada, benim gibi bir şey o. Teşekkür Bazı ediyorum. Hanım. Aslında size teşekkür ediyorum. Efendim? O yürekliliğinizden dolayı.
Tamam, ben de teşekkür ediyorum dedim. Özellikle. Seninle olduğu için yaşar, yoksa yaşamaz mağarada canım yani. Vurma. Acaba benimle mağarada yaşayacak bir erkek var mıdır? Ben... Yıldız. Kesinlikle. Seninle mağarada yaşayacak bir ordu bile olabilir. Buna inanabilirsin. Efendim İzzet Bey. Yıldız, bak bir şey söyleyeyim mi? Buyur. Ciddi anlamda herkes senin şarkılarını çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Evet ya. Çok konuşmasak böyle benim biliyor musun? Konuştukça bir şeyler çıkıyor. Ama ben gene de... Gel, gel buraya, gel. Konuşacağım Muazzez Hanım sizinle, bak. Tamam mı? Bak böyle lafı öldüler. Yıldız, önce bir şey söyleyeceğim. Tamam, İzzet bir dakika. Bir Seyler. İstekte bulunabilir tabii miyim? Tabii ki severim. Gördün madem ki misafirim, tabii konuğum ki, burada değil mi? Konuğuz tamam, madem ki. Tamam, buyurun. Bir isteğim var. O delikanlım parçası. Var ya, delikanlım. Bak. Teşekkürler. Kusura bakma, aslında benim müdahale etmem gerekmiyor. Bu program senin. Ama, hepimizin şekerim, hepimizin. Ama. Yıldızların altında, onları boşuna düşünelim mı? Peki, teşekkür ederiz. Çıbır sonsuz kere yoluna güllerim koparıp atsam da solmaz gönlüm ahire. Yokluğum soğuk tenine susadı tenim. Üşüdüm yorgan misali serin üstüme geceler boyu sevişmeli. Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşinin. Sakınır sakla güneşim ol al ısıt beni. Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerim. Kokusu kalsın ellerimde.
şimdi. Sıra sizde şimdi, tamam mı? Siz söylüyorsunuz. Ben oraya, ben buraya. Teşekkür ederim. Yanılmadınız. Siz de çalın. Thank you.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bravo. Çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında ben senden hemen bir şey isteyeceğim ama birazdan isteyeyim. Olur mu? Söyle bakayım. Yani senden bir türkü isteyeceğim de biraz dedikodu yapalım. Peki buyur. Ondan dedikodu sonra. Yapma. Yapalım yapalım. Bak diyorum ki insanlar bizi özlemiş. Bak sen ne kadar oldu program yapmıyorsun. Muazzez Hanım siz ne kadar oldu program yapmıyorsunuz. Niye dedikodudan korkuyor ben mu? Ne kadar oldu program yapmıyorum. Zaten biz başlıyoruz ama sürpriz olsun. Onu da biraz ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Peki o zaman ben senden bir şey rica edebilir Söyle, miyim? Dedikodu yapalım hadi gel. Yapalım yapalım. Tamam. Zaten sen cezalısın onu ilerleyen dakikada konuşacağız. Bu müzik dünyasındaki insanların birbirini kıskanmaması, çekememezliği hepinize soruyorum. Ne olacak böyle? Genel söylüyorum yani. Sanat dünyasında daha doğrusu sadece müzik demeyeyim de. Yani herkesin ne dersiniz? Muazzez böyle bir... Hanım size söylüyor. Hani siz genel cevap muhabbet edelim hepimizin diye. Adına daha doğru olur. Az önce konuşuyordun. Ha. Dedikodu yapalım diyordun. Dedikodu isteyen sensin. Beni karıştırma. Ne dersin? Şimdi. Ah İzzet, vah İzzet. Şimdi sevgili seyirciler, ekranları başında olan ve stüdyomuzda olan insanlara söylüyorum. Ben 3 sene televizyon programı yaptım. Aslında hiç kimseyle böyle kavgam, gürültüm, çekememezliğim falan olmadı. Zannediyorum herkes de bunu biliyor. Her gelen konuğumu ne olursa olsun, kim olursa olsun siz de 3-4 kez geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ama her geldiğinde yüreğim buramdaydı, ağzımdaydı böyle. Bir şey olacak diye. Yıldız Tilbe ne yapsa... Ne? Hadi cevap ver. Yıldız Tilbe ne yapsa... Ya sen şimdi delidir ya, ne yapsa yeridir demek istiyorsun. Ben bir şey demedim ama bak şimdi ben bir şey demedim. Ben şimdi soru sordum. Demedin diyor daha bir dakika. Ne Hayır bir dakika ya soru sordum. Bizim soruyu ben bizim sormuştum. Öğretmenlerimiz yanlış bir dakika tamam yani ben de soru sordum orada cevap aldım. Yani onun için ben kimseyle hiç kavgam gürültüm olmadı. Gelen herkesle çok Anladım. İyi geçindim. İşte kıskançlığım yoktur. Bu konularda da hiç böyle konuşmakta... Bence de sanat dünyasında kıskançlık falan yok yani. Herkes birbirine bayılıyor. Oynuyorlar. Sadece. Tabii herkes birbirini çok Ona ben seviyor. De katılıyorum. Değil mi? Bence herkes de. Kısmetini yer ya. Zaten öyle de. Hani böyle genel için söyledim ben ama... olsun. Senden bir Kürtçe türkü isteyeceğim az sonra. Ama senden... Ben de tamam. Fakat... Başın üstüne oturun. Fakat senden önce Lerzan'dan bir yar dediğin arar... Peki arar ben şöyle sorar. Bir değişim... Diyelim mi? Bir şey söyleyeceğim. Söyleme. Sus Söyleme. Bir dakika. Ne istiyorsan onu oku ya da. Bir dakika bugün niye hiçbir şey söylemiyorum? Yar dediğin arar, aramazsa, aramazsa gitsin. Ama ben bir değişiklik Buyur. Yapayım. Hiç provasız bir canlı okuyayım mı? Buyur canım. Hadi bakalım. O zaman, bir dakika o zaman bütün sevgilisi başkalarına gidenler için gelsin bu şarkı. Hadi bir alkışlayın o zaman. Seni ben
teşekkür ediyorum. Çok mersi. Provasınız çok değerli, sazlarımıza bir alkış. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz canım benim. Şimdi İzzet Bey'den bir tane güzel bir Kürtçe türkü rica edeceğiz. Ondan sonra da Muazzez Hanım'la devam etmesini rica edeceğiz. Mümkün müdür acep? Çünkü Muazzez Hanım gelin böyle, gelin. Kürtçe gelin biliyor böyle musun Muazzez Hanım? Eder, yok, yardım maalesef eder bana. Bilmiyorum. Bana yardım eder. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Biz bak, biz program yapacağız Muazzez Hanım. Ama vallahi bilmiyorum. Öğreneceksin. Ben öğreteceğim sana. Öğrenmeye çalışırım da yani şu anda bilmiyorum. Evet, ben öğreteceğim çünkü sen bizden programımızda isteyecekler yani. Her programda bir tane. Yani her programda bir tane. Öğrenmeye çalışacağım ama şu anda bilmiyorum. Hadi hocam. Bu parçayı bir önceki kasete koymuştum. Bir önceki albümden okuyoruz şimdi. Gevramın Çensane Mevdate Ve ne Çensane Levyate Oh.
içi çıkırtana düşürdü. Bana berhi şekırtana düşürdü. Tırın ya her doçam evin ya. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Bir daha. Tamam, hemen. O zaman birlikte alıyoruz tekrar. Tamam. Bir şey söyleyecektim. Ne güzel oldu. Mikrofonun elinde mi? Yıldızcığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki. Buyurun efendim. Şimdi uzun havalarımızla, kürçelerimizle, türkülerimizle ve şarkılarımızla Türk sanat müziğimizin sevilen evet. eserleriyle ben hemen bir şeye giriyorum. Hoca girecek. İçimden. Dışarıda mı? Bir dakika. Peki. Tabii buyursan oğlum. Ben burada. Bak şimdi. Yaptığını beğendin mi? Otur. Gel. Otur. Yok. Dışarıda mevsim baharmış. Gezip dolaşan varmış. Bir ahırmış. Geçiyor günler. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış. Günler su gibi akarmış, geçmiyor günler geçti. Ah!
geçmiyor, günler geçmiyor. Sen aslında... Cane 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 işte meydane. Hadi bakalım. İyi günün dostum, zor günde hane, zor günde hane. Cane 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 işte meydane. İyi günün dostum, zor günde hane, zor günde hane. Karpuz getir yiyeyim, acıldan gireyim. Uyan uyan sar beni.
Of. Ay teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bir şey rica edeceğim. Nasıl olsa aşağı yukarı her hafta geleceğinizi ümit ediyorum ben hepinizin. Teşekkür ederiz. Gelirken hani geliyorsunuz ya, burada görüyorsunuz örneğin konuklarımız Muazzez Hanım, İzzet Bey, Lerzan Hanım. Onlara sormak istediğiniz soruları şöyle küçük bir peçeteye yazıp bana iletirseniz arasından ben ilginç olanlarını eyvah halkın adına sormak isterim. Haberiniz olsun, olur mu? Hani evet. Ondan sonra dedikten sonra 11. 11 evet. Teşekkür ederiz. Lerzancığım, seninle Serdar Bilgili muhabbetimiz yarım kalmıştı. Bilgilenememiştik. Eyvah. Ha? Yalan ben... dedin değil mi? Kabul etmiyorsun. Sevgilin yok. Yok. Olduğu zaman haber verecek. Söz veriyorum. İlk sana haber vereceğim. İzzet sen ne yapıyorsun? Mağarayı ben... boşuna almadın herhalde. Ya arkadaşlar, ben sırılsıklam oldum. Bir atlet matlet bir şey yok mu, gömlek mömlek? Farkında ya mısın? Ben hiç konuyu değiştirmiyorum. Vallahi evet. Bu ne ya? Bak hele ya. Şşş. İzzet Bey, sevgilin çocuklar, yok mu? Ne ya? Bak farkındasın değil mi? Allah Allah. Bakar mısınız ya? Vallahi. Demin bir güzel kız gördüm orada. Kız dur. Şşş. Ne dedim? Bir dakika, ne dedim? Bak ne dedim? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ne dedim? Kız dur. Şşş, bir dakika ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bunu tahrik etmeyin. Bu yapar. Dedim ya. Yıldızdır, ne yapsa yeridir dedim ya. Bir tane güzel kız gördüm burada, geldim. Hangisi güzel? Hepsi güzel, bakıyorum. Dur. Ya dur, mikrofon gitti. Ama gelme. Soruya cevap vermiyorsun İzzet Bey, sıraya gömlek gidiyoruz. Gömlek istiyorsun işte. Cevap ya ver bakayım. Sevgilin niye yok? Seni niye yanımda bir kadınla görmüyoruz? Ya benim şöyle sevgilim var, var. El ele kol var kola. E biz niye görmüyoruz? Var. Hadi benim yok, görmüyorlar. Ah. Buyurun. Ah. Hani hangi kameradayız? Hangi kameradayız? Bir de ekran başında bizi izleyenler. İşte bu kadar sevgilim var benim. Tabii ya inanmıyorsunuz değil mi böyle olduğuna? Ya. Bir dakika Yıldız, bir şey niye söyleyeceğim. Niye inanmıyorlar ki, doğru. Ne münasebet. Bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. İlla sevgili olmak için yan yana gözükmek mi lazım? Yani şimdi şöyle bir durum var. Mesela ben sanat dünyasında bozulmamış ilişkilere hayranım. Örneğin. Ben de. Orhan Gencebay, Sevim Emre evliliği evet, gerçekten çok güzel bir beraberlik. Çok. Ferdi Tayfur, Necla Nazır beraberliği keza öyle güzel. Yani sanat dünyasına abi da baktığımız mısınız zaman... Bir şey söyleyeceğim size. Ben bitireyim bu de sen de söyle. Bu aşk hayatından vazgeçin. Hayır hayır. Niye? Şimdi yani baktığınız zaman düzeyli beraberlikler de yaşanabiliyor. Hani o anlamda söyledim. İzzet, senin gibi genç, yakışıklı, sağlıklı bir adamın yalnız olduğuna inanmıyorum. Yalan söyleme yani. Var dedim ya. Ah. Yok. Vallahi de öyle billahi değil de yalnızım. Allah ekmek çarpsın öyle. Çarpmayacağını biliyorsun tabii değil mi? Niye çarpmasın ya? Aa. Nasıl dedim ya, yıldız ne yapsa yeridir ya, buyur abi. Vallahi ya. Demek de çarpmıyor. Muazzez Hanım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bırak Muazzez Hanım'a böyle sorular sormayın. Sen karışma ya. Ben soracağım çünkü programımızda. Ben rahatım bu köşede zaten. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim dur. Ben bu köşede rahatım. Ben peki... Sen 3-4 kez programıma konuk oldun. Evet. Ben sana böyle aşkla meşle ilgili bir şey sordum mu kız? Sorsaydın, kim tuttu seni? Doğru söylüyorum. Valla doğru söylüyorum. Doğru söylüyorsun. Valla doğru söylüyorum. Sordun da cevaplamadın mı? Sordum, doğru söylüyorsun. Valla. Allah büyük. Perşembe günü program başlayacak. Sen de bir iki program sonra şey yaparız. Yok şey, gelmem ki. Ne? Gelmezse vallahi giderim buradan. Gelmezse ben ne oturuyorum burada? Ben niye oturuyorum burada? Sizi çok seviyoruz. Çıktığınız günden beri çok beğeniyoruz. İlk zamanlar ben şöyle düşünmüştüm. Sizi ilk İzmir'de oturuyordum o zaman. Gazetede fotoğrafınızı görmüştüm. Kadife Kale'de çıkıyordunuz. Muazzez Abacı'nın adını Bülent Ersoy'un soy ismini alarak bu işe başladınız. Adaş olduğumuzu biliyorum bu arada. İsminizin Yıldız olduğunu da biliyorum. Siz de gerçekten çok sanat dünyasında düzgün yaşayan bir insansınız. Özenli, itinalı, yani böyle abuk subuk şekilde hiç sizin herhangi bir yerde yer aldığınızı görmedik hiçbirimiz. İzzet. İşlik var mı işlik? İzzet, bak göremiyorum Yıldız Hanım. Siz neden yalnızsınız Muazzez Hanım? Şanssız mısınız acaba? Ben mi? Evet. Vallahi şimdi ben vereceğim cevaba karşılık biliyorum ne söyleyeceğini. Hiç yalnız değilim.
70 milyon sevenim var. Bu demektir ki 70 milyon sevgilim var. Nasıl bak? Ekürüsünü nasıl tamamladı? Ya erken anlaşmışız bak. Gördün şimdi mü? Ama sanki doğruyu söylüyorum. Önce Yaradan Rabbimin sevgisini ve rızasını kazanmak, ondan sonra da 70 milyonun sevgisini kazanmak. Bu bence aşkların en güzeli. Bu sevgiyi ben bir tane aşka değişmem. Teşekkür ederiz. Kaldın mı öyle? Yo, cevabını aldım. Peki aşkım, senin sevgilin var mı? Benim mi? Bırak bu işi. Niye bırakayım ben? Bırak bu işi. Bir dakika. Bırak bana niye bırak bu işi dedin? Attı kendini ortaya. Evet, atarım. Aa, sanki ben seni kışkırtıyormuşum gibi bırak bu işi dedi bana. Bir dakika bana bak, söyle. Bak Lerzan Aydın'ı oymuştu. Seni de fena yapar, karışma. Neyi bırakayım? O cazgır kadınlar var ya. Hiç cazgır değilim. Sadece haksızlığa gelemiyorum. Neyi bırakayım? Öyle bir şey. Lerzan'ı kızdırma ben. Öyle mi? Tavsiye etmiyorum. Samimi söylüyorum bak. Bak kavga çıkmasın sakın. Aydın'ı tuş etti. Nakavt etti. Koydu. Her şey güzel gideyor. Allah nazardan korusun. Bence abi de. Gelin. Koru en beni. Güzeli bakın, en güzeli size bir uzun hava okuyayım. Bu işi kapatak. Vallahi billah. Çok hadi. Hadi gene hadi. Bu aşk meşk işi bitmez, yemin ediyorum. Oo, konuşma bitmez. Aşk meşk işi bitmez. Saman altı sular sağ olsun. Olsun. Kim okusun? Bence sen oku, bir tane şekerim. Uzun hava birazdan okuyacağım ama. Oku hemen oku. Yıldız bir tane okusun. Benim işim. Yıldız. Kız bir tane sen oku da ondan sonra ben uzun hava. Ben uzun havayı niye söyledim biliyor musun? Uzun havayı niye söyledim? Çünkü... Bir dakika. Çocuklar bir saniye özür dilerim. Devam edin. Ne Yıldız, Ahmet, İzzet. Ben... Kıskanıyor. Kıskanırım abi, Allah. Ben buraya konuk gelmişim. Biz buraya... Tabii. Yani... İzzet diye sesleneceksiniz. İzzet. Oku o zaman, hadi buyur. Ben de gidiyorum, alas var. Thank you.
sağ olun. Sen beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarından el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Oysa aşk denen rüya sana yeter bana da görmedin göreceğin yok. Umudum dualarla Allah acır halime beni sana köle ver. Bu gönül ağzımı kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere teşekkür ederiz. Sağ ol aşkım benim. Vallahi çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ah! Yandın Muazzez Hanım. Tiyo almışım. Bir dakika, bir dakika. Evet, evet. Bir soru sorayım. Olabilir mi? Bir soru sorabilir miyim? Bakın bu soru benim fikrim değil. Şu adamın fikri söyleyeyim tamam mı? O adamın fikriyse... Diyor adamı ki, göstersinler o zaman. Diyorlar ki Muazzez Hanım. Neden Ankaralı erkekleri Muazzez Hanım çok beğeniyor dediler. Allah Allah. Vallahi. O nereden çıktı ben şimdi? Ben ne bileyim. O nereden çıktı onu nereden anlamadım. Çıktı? Neyi söyle söyle diyor. Neyi söyleyeyim? Böyle bir şey mi var? Yok. Ne bileyim anlamadım ki neye uğradım şaşırdım şimdi bir dakika. Ne sorusu bu söyleyin bakayım hele. Yıldız sen söyle. Bak, versene şu kağıdı yazdığınız kağıdı verin hele. Keşke keşke o tarafa doğru kovalamasaydım koşmasaydım. Bence ne yap biliyor musun Yıldız'cığım? Muazzez Hanım'ı alalım bir tane bize parça okusun. Zaten okusun da yani herhalde. Ne yani ona böyle bir sorunun anlamı var mı? Ne? Bak. Bilmiyorum ki. Erkek dedin mi Türkiye'de de erkek var. Bu yurdun. Kaç tane ilimiz var bilmiyorum ama 86 mı oldu? Diyor ki Ankaralıları neden beğeniyor? Ankara. Bak. İyi oynadıkları için böyle. Türkiye'nin başkenti olduğu içindir. Evet. Böyle konuş, iyi oynadık. Konuş İzzet. Ben şaşırdım. Muazzez Hanım'ı alkışlıyoruz.
Vallahi billahi ben de diyorum ki. Hayır ben de diyorum ki nereden çıkıp durduk yerde Ankaralı erkekleri deyince gerçi bizim erkeklerimizin her yöremizin erkeği. Yok. Her yöremizin insanları, insanlarımız çok güzel. Bu arada çok terlemişsin bir dakika. Ya arkadaşlar. Yemin ediyorum. Reklamınız falan yok mu? Yemin ediyorum. Bir dakika. Reklamınız yok mu sizin ya üstüme? Bir dakika İzzet. Yok mu? Ceket su gibi. İnanmıyorum ceket su gibi. Bir dakika gibi. Dur çıkarayım buyur. Ceket su gibi. Vallahi billahi. Sen bir üstünü değiştir. Ben üstümü hadi. Değişim ya. Ben bir şarkı söyleyeyim. Buyurun. Sen bu arada üstünü değiştir. Hadi İzzet. Kan ter içinde kalmış. İnanmıyorum. Evet sevgili Hüsamettin. Sevgili Hüsamettin. Ben hazırım.
Aşkın
şimdi teşekkür ederim. Şimdi bizi izliyormuş şu an yavaş yavaş. O şimdi asker diyor. Özkan Bitkin'e ve bütün askerlerimize buradan selam olsun. Sevgi olsun. Bütün polislerimize de öyle. Sevgiler, saygılar, selamlar. Haydi. Teşekkür ederim. Oturabilirsin. Lütfen, lütfen. Rica ederim, rahatsız olma. Vallahi. Otur yerine. Evet. Her yer benim, şekerim. Gel. Orası da benim, burası da benim. Kız düşür, kız kırılır. Sen otur. Abi diyorum, yıldızdır. Ne yapsa yeridir diyorum ya. Ben demiyorum ya. Buyur abi. Bak ya, oturma kız. Kız kırılacak. Yemin ederim. Abi taşıdı, dur. Ya arkada... Abi ben ne yapayım bak ya, bu Allah'ım ya. Ben bir şey daha söylemek ya ben... istiyorum ya. Sıkılıyorum. Ya yıldızdır çok diyorum. Çok sıkılıyorum. Bunalıyorum. Vallahi billahi. Ay. Ne söyleyelim?
Bir şey söyleyelim. Gel gel, sinirlenme gel. Öyle boş boş oturmak. Ha? Bak bu bir şeyler yapar şimdi. Anne. Sinirlendi, bunaldı ya. Biliyorsunuz mu benim anne şarkımı siz? Bilmez miyiz? Ha? Hadi söyle. Söyleyebilir miyim? Evet. Kısa bir sohbet Yıldız. Olsun. Benim de anneme gitsin. Seni çok seviyor, anneme gitsin. Teşekkür ederim. Bütün annelere tamam, gitsin bütün aşkım. Tamam, bütün annelere, evet. Evet. Biliyor musunuz anamı? Bilen var mı? Hadi. Sen bilebilirsin belki. Ton alayım. Kanlı takip açın. Ton rica edeyim. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Çok güzelsiniz. Vallahi. Gerçekten öyle. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi Perşembe günü çok güzel bir şova başlıyorlar dediğim gibi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Perşembenin başlangıcını burada yaptık. İnşallah devamı güzel gelir. Sevgili Muazzez Ersoy ve İzzet Yıldız, sana bir alkış daha rica ediyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Muazzez Hanım. Yani ne yapsa yeridir diyoruz ama Yıldız'ın bütün şarkıları da on numara yalnız. Teşekkür ederim. Yani, buyurun. Yani Yıldız Mıldız ama... Ya ben bir şey demiyorum, halk söylüyor sana. Teşekkür ederim. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Ama, İzzet, ben ama bir şey var mı? Ekleyebilir miyim? Yüreği olan böyle şarkı ben yapan... Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Gerçekten adı gibi Yıldız. Evet abi, on numara. Canım, gülüm. Yalnız bu seni... Bu seninle kavga etmemem anlamına gelmez yani. Onu nasıl söyleyeyim. Yani? Yani seni çok sevmem, şarkılarını çok sevmem. Seninle kavga etmeyeceğim anlamına gelmeyecek. Kavga mı birazdan etmek istiyorsun? Şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Aranıyorsun yani. Buyurun. Öyle mi? Arayan bulur biliyorsun ne değil mi? Ne söylüyoruz, evet, bir şey demedin. Ben ne okuyayım? Canımın içini okuyalım mı? Ben okuyayım. Sen okuyayım. Peki. Seni öyle severim ki
Hadi gelin şarkı söyleyelim hep beraber. Buyurun, 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 buyurun. Kara bulutları alalım mı aradan arkadaşlar? Kara bulutları. Hadi İzzet. Ne yapabiliriz? O zaman toplu bir konser verelim. Hep beraber.
sen gözlerine başkasını İzzet. Aynen, akortumuz bozulmasın. Devam. Devam. Hiç asker. Sen o. Evet, aynen. Evet, şimdi sevgili İzzet Yıldızhan'dan bir uzun hava dinleyeceğiz. Alkışlıyoruz kendisini. Thank you.
cihanda zerre değer mi? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi size Davut Sulari'den bir türkü okumak istiyorum. Yanılmıyorsam. Şimdi türkü bölümüne geçtik. Doğru. Bir güzelim
Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür ederiz. Sağ olun. Vallahi sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. O zaman sevgili Muazzez Hanım'dan da bir şarkı almak istiyorum ben kendisinden. Müsaadenizle. Lütfen. Sevgili Yıldız'ım, İzzet'le beraber bir... Nasıl isterseniz. Düet hazırladık. Tabii ki, buyurun. Alkışlayabilir miyiz? Bak biz, bakın biz programa başlayacağız. Böyle az alkışlarsanız bizi biz konsantre olamayız. Yani biraz, çünkü... Önümüzdeki hafta Perşembe gecesi yine beraberiz, yine birlikteyiz. Şimdiden önümüzdeki hafta Perşembe akşamı için randevuyu sizinle, yapalım. Sizinle randevuluşuyoruz. Perşembe akşamı saat 8'de. Neler olacak burada olduğu gibi, neler? Thank you.
Sen beni unut, ne de ben seni.